Bedir'den iyi akşamlar diliyorum. Şu anda Bedir'de, Bedir kuyularının olduğu bölgede Peygamber Efendimizin çadırını kurduğu ve savaşı yönettiği alanda kurulan Ariş Mescidi'nin içerisindeyiz. Ariş Mescidi'nin duvarları da çinilerle süslenmiş durumda. Hemen sağ taraftan girdiğiniz zaman ayanlar bölümünün sağ tarafında Besmele ile başlayıp Ayet-el Kürsi ile devam eden pencere üstlerindeki ayet-i kerimeleri görebiliyoruz. Her pencerenin üstüne, revan üst kısmına ayet-i kerimenin bir parçası yazılmış. Ayet-el Kürsi'den ve bir insan boyunu aşacak düzeyde de çinilerle duvarlar kaplanmış, geniş avizeler olan bir cami. 2019'da ilk geldiğim sıralarda bu cami restorasyon sebebiyle kapalıydı ve üzerinden uzun yıllar geçtikten sonra geçtiğimiz dönemde cami yeniden hizmete açılmış. Yine 2 yıl önce geldiğimde cami restorasyon devam ediyordu ve şu an restorasyon tamamlanmış vaziyette. Gördüğünüz üzere avizeleriyle, boyasıyla cami mükemmel bir hale getirilmiş. Bakın, minberini görüyorsunuz. Minberi yatay olarak yerleştirilmiş cami içerisine. Ahşap işçilikle yine mihrabı çinilerle süslü, ayet-i kerimelerle süslü bir şekilde Ariş Mescidi'nin gerçekten tertemiz, pırıl pırıl bir cami haline, mescit haline gelmiş. Evet, Peygamber Efendimiz 624 yılında Mekkeli müşriklerle ilk mücadelesini burada, Bedir'de gerçekleştirdi. Bedir'de yapılan mücadeleyi biliyorsunuz, Müslümanlar sayıları az olmasına rağmen, sayıları Mekkeli müşriklerin 3'te 1 oranında az olmasına rağmen 300 kişilik bir ordu ile 1000 kişilik bir orduya Cenab-ı Allah'ın yardımı ve inayetiyle Müslümanlar galip gelmişlerdi. Cenab-ı Allah meleklerden oluşan ordusuyla Müslümanları desteklemiş ve Ebu Cehil olmak üzere yine Utbe ve Şeybe kardeşler var. Taif'teki Attas diye bildiğimiz Ninevalı Attas'ın efendileri, Peygamber Efendimiz'e üzüm ikram edilen Attas'ın üzüm ikram ettiği Attas'ın efendileri de burada öldürülerek öldürülmüşlerdir diyelim, cehennemdeki yerlerini almışlardır. Halbuki Attas Peygamberimize karşı savaşmamaları için onları vazgeçirmeye çalışmıştı ama onlar bu yola revan oldular. Ebu Sufyan'ın Müslümanların kervanı ele geçirecekleri haberini alan Mekkeliler büyük bir ordu toplayarak Bedir'e kadar gelmişler ama burada giriştikleri mücadelede büyük bir yara alarak, büyük bir hezimet alarak kendilerinden 3'te 1 oranında az olan Müslüman ordusundan büyük bir yenilgi, büyük bir hezimet alarak buradan ayrılmışlardır. Dediğim gibi Ebu Cehil başta olmak üzere Utbe ve Şeybe kardeşler ve birçok müşrik burada Müslümanlardaki olan mücadelelerini kaybetmişler. Şöyle dışarıya çıkalım, size dışarıdan da Ariş Mescidi'nin bir manzarasını gösterelim. Arka tarafta da savaşın yapıldığı alan ışıklandırılmış, daha doğrusu projektörler yansıtılmış o bölgeye. Dolayısıyla orayı da sizlere gösterip Bedir'deki çekimlerimize son vermiş olalım. Akşam karanlığı olduğu için şehitliği görüntüleyemedik ama şehitlikle ilgili detaylı bir videom var. Bizzat şehitliğin içerisine gelerek Bedir şehitliğini çekimlemiştim. Videoların bölümüne bakarak kanalın geçmiş bölümlerinden oradan Bedir şehitliği videosunu izleyebilirsiniz. Şöyle ben arka tarafa doğru da yürüyeyim. Size savaş alanında, savaş yapılan alanı da göstermiş olayım. Tabii ki biraz karanlık ortam ama yine ışıkların etkisiyle ortam belli. Şu an Bedir kuyularından eser yok
üzerleri kapatılmış. Arka tarafta bir tane kuyunun aktif olduğunu Yasin kardeşimiz var. Motosikletiyle seyahat ediyor. Gerçekten güzel videolar da çekiyor. Benim de gidip görmediğim yerler var. Ve gidip gördüğüm ama bilgi sahibi, daha az bilgi sahibi olduğum alanlar var. Gerçekten güzel anlatımları var. Onu da izliyorum. O da çekimlerini yapıyor. Tabii videoları editledikten sonra, düzenledikten sonra kanalda yükleme yapıyor. Onu da takip ediyoruz. Büyük bir dikkatle. Evet, burası Bedir kuyularının olduğu ve Bedir Savaşı'nın yapıldığı alan. İçeride Bedir kuyularının olduğu yerler var. Yine burayla ilgili bu aşağıdaki alanı detaylı bir şekilde gezmiştim. Onunla ilgili de videolar bölümünde videoları bulabilirsiniz. Bu kanalda ciddi anlamda sizi bilgiye doyuracak, bilgi sahibi edinecek birçok videoyu detaylı olarak ulaşabilirsiniz. Tabii ki olaylar, savaşlar, gazveler, ne bileyim, yaşanan şeylerle alakalı Diyanet İstavan Sivil Klobetisi'nden olsun, siyer kaynaklarından olsun ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Videoları uzun tuttuğumuz zaman ister istemez insanlar sıkılıyor ve atlayarak izliyorlar. Zaten bütün istatistikleri görebiliyorum. O yüzden videoları uzun tutmamaya çalışıyorum. Şöyle Bedir Savaş alanını sizlere göstermiş olalım. Hemen şu ortada hurma ağaçlarının olduğu bölümde kör kuyular var. Oraya insem orada da gözükür ama buna gerek yok. Dediğim gibi gündüz çekimiyle ben buraları çekimlemiştim. Sadece buraya gelmişken sizlere bu alanın da çekimini yapmak istedim. Sizlere hem Ariş Mescidi'nin restore edilmiş halini hem de Bedir Savaş Meydanı'nı çekimleyerek gösterdik. Melekler Tepesi'nde biraz akşam vaktiydi. Orada durakladık. Orada çekimlerimiz oldu. Aslında direkt şehitliğe gelip öncesinde şehitliği ziyaret edip yine buradaki alanı gezseydik biraz daha akşam tam güneş batarken daha detaylı gösterebilirdik ama şu anda da zaten ortam tüm açıklığıyla yakın çekimden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla dediğim gibi ben buraları birkaç defa çekimledim, görüntüledim. Bunları oynatma listeleri var. Oraya bakarsanız, bilgisayar üzerinden bakanlar ya da televizyon üzerinden bakanlar, orada kanal içerisinde oynatma listeleri var. Siyer-i Nebi bölümünde birçok siyerle alakalı gezilerim oldu. Alanları gezdim. Oralarla ilgili videolar var. Ama dediğim gibi detaylı videoları siz siyer kaynaklarından ve farklı yerlerden izleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz. En azından sahayı görmüş olursunuz. Sahaların nasıl yerler olduğunu kafanızda canlandırmış olursunuz. Biz de bunları derslerde anlatıyoruz. Birçok yerde anlatıyoruz. Dolayısıyla buralara gelmekle derslerde anlatmak ya da ne bileyim sohbetlerde anlatmak, arkadaş ortamlarında anlatmak arasında dağlar kadar fark var. Evet, şu anda yatsı namazı içinde kâmet getiriliyor. Biz buradan ayrılacağız. Yolcu olduğumuz için cemaatle namazı kıldık ve yolumuza devam edeceğiz. Hepinizi ben Allah'a emanet ediyorum. Videolarımızı izleyip beğenir, abone ol butonuna basarak abone olursanız memnun oluruz. Görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.